isminiz ve nerede okuduğunuza dair kitleyi biraz daha kendime yaklaştırayım en azından. Bilmediğiniz bir ortama gidip konuştuğunuz zaman dinleyici kitlesi bir açıdan da korkunç bir kitledir. Kim ne biliyor bilmiyorsunuz çünkü. Hangi seviyede konuşacaksınız, nasıl konuşacaksınız, o biraz problem. Onun için öyle bir tanışma yapalım, ondan sonra metne geçelim. Çok vaktimiz de yok zaten. İsmim Cüneyt, Cüneyt Kaya. Marmara İlahiyat mezunuyum. Orada yüksek lisansımı yaptım. Doktorayı İstanbul İlahiyat'ta tamamladım. 2009 yılından beri de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi felsefe bölümündeyim. Orada Türk-İslam düşünce tarihi ana bilim dalında çalışıyorum. Genellikle çalışmalarım İbn-i Sina üzerinde. Doktora da imkan kavramını çalıştım. Aristoteles'ten İbn-i Sina'ya imkan kavramının tarihi üzerine. İbn-i Sina felsefesi, onun etkileri, kaynakları, sonraki dönemdeki yansımaları, Osmanlı dünyasına daki alımlanması, ondan sonra bunlarla ilgileniyoruz. Biraz da bölümdeki şeyimiz dolayısıyla, ana bilim dalımız dolayısıyla Tanzimat sonrası Türk düşüncesi, oradaki felsefe özellikle, Darülfünun'da İstanbul Üniversitesi'ndeki felsefe eğitimi, oradaki hocalar vesaireyle ilgili de çalışmalar yapıyoruz. Kısaca benim şeyim bu. Şimdi sizden şöyle kısaca bir şey alalım. İsminiz ve nerede okuduğunuz, kaçıncı sınıf olduğunuzu söyleseniz herhalde. Tuğba Sargın, İstanbul İlahiyat 3. sınıf öğrencisi. Esra Savaş, İstanbul İlahiyat 3. Merve Etkili, İstanbul İlahiyat 3. sınıf. Ekip olarak geldiniz. Esra Mahsiz, 3. sınıf İstanbul İlahiyat. Betül Aksoy, İstanbul İlahiyat 3. sınıf. Zeynep Özçelik, Fatih Sultanlı, 4. sınıf. Halise Öztürk, Marmara İlahiyat 1. sınıf. 1. sınıf. Hazır bu okudunuz değil mi? Evet. Benim anaklarım, 3. sınıf. Felsefe. Kaçıncı sınıf? İkincisi. Halkalı'dan mı geliyor? Ayşe Tamalak, İstanbul Üniversitesi. Fatma Üniversitesi'nden Marmara'ya ikincisi. Fatma Üniversitesi'nden Fatih Palmer'in ikincisi. Ayşe Üniversitesi'nden Marmara'ya ikincisi. Oradan mı geldiniz? Siz tam Rize yapıyorsunuz. Rize bir tane bile gidiyor. Evet. Arkalara gittikçe ses mi azalıyor? Ben bilmiyorum. Getire kar, sakar ilahlar bilgisi. Evet. Şehir yaklaş, Marmara ilahlar bilgisi. Yanlar Erdoğan, Marmara ilahlar tarih dördüncü. Evet. Şimdi bir felsefeci vardı, bir tarihçi vardı. İslami ilimler. Şöyle devam edelim. Şehir tarihi. Emin Canlı, Şehir İslamiye'ye. Masum Salcan, Marmara Hukuk, 4. sınıf. Turgan Kan, İstanbul İlahiyat, 2. sınıf. Abdullah Deva Alakay, Marmara İlahiyat, 2. sınıf. Evet. Bahtiyar Kabe'yi, İstanbul Üniversitesi İlahiyat, 2. sınıf. Abdül Hamid Soğukpınar, Marmara İlahiyat, 2. sınıf. Ahmet Koca, Marmara İlahiyat, 2. sınıf. Furkan Gan, Marmara İlahiyat, 2. sınıf. Yüksel Akpınar, Marmara İlahiyat, 1. sınıf. 1. sınıf. Peki. Kahir Ekseriyet, İlahiyat 2-3, 1-2 tane 4 vardı herhalde. Onun dışında tarihçimiz, felsefecimiz, hukukçumuz var. Değil mi? Yanlış saymadıysam. Hayırlı olsun. Peki. Burada herhalde daha önce ders yaptınız. Bu kaçıncı oturumunuz? 3-3. Hasan Acak Hoca ile yaptınız. Ömer Hoca ile yaptınız. Bu da bizimle 3. dersimiz. Peki. Öncelikle hayırlı olsun diyelim. Klasik 3. okulu inşallah umulduğu gibi hayırlara vesile olur. Klasikler konusunda bir bilinçlenmeye vesile olur ve hepimizin ortak bir formasyon edilmesi konusunda önemli bir adım olur diye ümit ediyorum.
Şimdi arkadaşlar, biz bu derste 3 ders boyunca aslında ilk ilan edildiğinde program, hatırlarsanız Taşköprüzade'nin Mevzuatül Ulumu okunacaktı. Ancak o biraz sehven olmuş, biraz aceleye gelmiş. O metin çok uygun olmadığı için Katip Çelebi'nin Keşfü'z-Zünun'un mukaddime kısmını okumaya karar verdik arkadaşlarla. Diğer grupta da İbrahim Hacıçer veriyor dersi. Malum program klasik düşünce okulunda İslam düşüncesinin, İslam bilimlerinin temel metinleri kronolojik olarak aşağı yukarı okunmaya çalışılıyor. Yani işte Er-Risale okuyorsunuz, Kelam'dan, Kader Risalesi'nden başladığınız sonra işte Mutezile metinlerine falan gideceksiniz. Diğer yandan ne vardı? Herhalde şu an bu ikisi var, değil mi? Bu ikisi. Efendim? Ha, akıl, tasavvufta da el-akıl ve fehm-ül Kur'an var muhasibinin. Şimdi bu kronolojik şey giderken bir yandan da oldukça geç bir dönem sayılabilecek. Yani 17. yüzyıldan bir yazarın bir metnine bakacağız bu 3 ders boyunca. Katip Çelebi 17. yüzyılın önemli isimlerinden birisi. Bu 3 derste bunu işledikten sonra geri kalan 3 derste de yine geç bir isim, 15. yüzyıldan İbn Haldun'un bu sefer mukaddimesinden bazı bahisler okuyacağız. Bu seksiyonun, bu section'ın amacı, bu akan hattın amacı tek tek ilimlere dair bir okumanın yanında genel olarak İslam düşüncesinde ilimlerin tasnifi meselesine dair bir genel çerçeve edinmek. Hiç şüphesiz bu tasnif meselesi, ilimlerin yerli yerine oturması, ilimlerin kendi ne diyelim şeylerini, hüviyetlerini kazanması zaman içerisinde oldu. Yani bir anda fıkıh ortaya çıkmadı, bir anda hadis ortaya çıkmadı, kelam ortaya çıkmadı, yani hem metotları, hem konuları, ondan sonra meseleleri nasıl ele alacakları falan zaman içerisinde oluşan şeyler, ekolleriyle birlikte zaman içerisinde olgunlaştı ve kendilerini diğer ilimlerden ayırt ederek her ilim kendince bir istiklal kazandı. İlk başta bakarsak İslam düşüncesinde merkezde hadis var, hadis ve fıkıh var. İlim deyince hadis anlaşılıyor. El-ilm kavramı genellikle hadisi, hadis peygamberin sünnetini, sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in hepsini içine alacak şekilde o sünnet külliyatı üzerine yapılan çalışmayı ifade ediyor. Ama zaman içerisinde fukaha oradan kendine ayrı bir alan açacak. Sufiler kendine ayrı bir alan açacak. Felsefeyle tanışma neticesinde felsefe diye bir şeyle bir birikim İslam dünyasına gelecek ve felsefe diye bir ilimler kümesiyle tanışacak İslam dünyası. Böylece kimi zaman çoğunlukla konularına bağlı olmak üzere kimi zaman yöntemleri çerçevesinde ilim dalları bir istiklal mücadelesi verecekler ve tabii şey olunca ne diyelim ilimler kendi bağımsızlıklarını kazanınca, yani eskiden çok daha geniş bir alanda ilimler bu kadar ayrışma olmadan hep bir aradayken, bir araştırma kümesini birlikte araştırıyorlarken, şey yapınca, ayrışma gerçekleşince daha derinlemesine bir araştırma söz konusu olacak. Bu da bir tür uzmanlaşmayı ortaya çıkartacak. Bugün okuyacağımız metinde de göreceğimiz üzere, öyle ilim namına öyle şeyler ortaya çıkacak ki, ya bunlar da ilim mi diyeceksiniz? Tek tek ayrı şeyler, nedir onun adı? Araştırma konuları diyelim. Yani bugün böyle bir bilim dalı olarak göremeyeceğiniz, belki bir araştırma konusu, bir test konusu olarak incelenebilecek küçük meseleler bile bir ilim haline gelecek. Tefsirin içerisinde ne bileyim işte Garibul Kur'an bir ilim haline gelecek. Nesih konusu ayrı bir ilim haline gelecek. Hadiste işte dirayetül hadis ayrı bir şey, rivayetül hadis ayrı bir şey. Cerh tadil ayrı bir ilim dalı falan filan gibi böyle bir tür uzmanlaşmaya doğru giden bir seyir takip ediyor. Bu aslında biraz da belki kaçınılmaz bir süreç olarak görülebilir. Yani medeniyet geliştikçe düşünce daha rafine hale geliyor. Kendini daha belirgin hale getiriyor. Ve daha derinlemesine, daha ayrıntılara bir açıdan baktığınızda ayrıntılarda boğulduğunu düşünebilirsiniz. Ama bir yaştan baktığınızda da o meseleler üzerine çok daha derinlemesine kafa yorulduğu bir sürece doğru İslam medeniyeti ve İslam düşünce tarihi ilerliyor.
Şimdi bunu gösteren güzel metinlerden birisi Keşfüzzünun'un mukaddimesi. Keşfüzzünun an Esamil Kütüb vel Fünun. Katip Çelebi 1657'de vefat etmiş bir isim. Genellikle Türkiye'de Katip Çelebi, Arap dünyasında Hacı Halife olarak bilinir. Hacı Halife. İsminden de gördüğünüz üzere kendisi katiptir. Yani ne demek katip? Bugünkü bürokrat sınıfına aittir. Yani Osmanlı'daki Seyfiye, Kalemiye, İlmiye içinden Kalemiye'ye mensup, babasından da gelen bir geleneği takip ederek Kalemiye'ye mensup bir isim. Ama hayatının belli bir döneminden sonra kendisini ilme adamış, kitaplara adamış bir isim. Ve işte batılı tabirle biblioman dediğimiz bir tip. Biblioman yani kitap hayranı, kitap hastası, kitap tutkunu bir adam. Yani nerede ne yazılmış, kim ne yazmış, bütün bunları toplamaya çalışan, bütün bunları kayda geçirmeye çalışan bir isimle karşı karşıyayız. Tabi o dönemin pek çok düşünürü ve alimi gibi çok yönlü bir isim. Özellikle coğrafya alanıyla ilgilenen bir isim, tarihle yakından ilgilenmiş bir isim, İslami ilimlerle ilgili okumuş, etmiş, özel teliflerin olduğunu bilmiyorum ama hani tefsir, hadis, fıkıh alanında çok fazla telifi yok belki ama o alanlara dair geniş bir kültüre ve birikime sahip, bütün bu kitapları görmekten ve onların meseleleriyle ilgilenmekten kaynaklanan. Onun dışında Katip Çelebi belki yüzyılımızda daha çok dikkat çekici hale getiren Katip Çelebi'nin kendi dönemine dair bir eleştirel tavrının olması. Yani hem sosyal düzene dair, kendi dönemindeki sosyal düzene dair hem de ilimlerin, ulemanın durumuna dair çeşitli eserlerinde dağınık bir şekilde görebileceğimiz en derli toplu olarak da Mizanul Hak fi İhtiyaril Ehak isimli risalesinde görebileceğimiz ki bu yayınlandı. Kabalcı yayınlarından var, başka yayın evlerinden var. Süleyman Uludağ'ın tercümesi var, Orhan Şahit Gökyay'ın tercümesi var. Onu okuyabilirsiniz. Mesela kendi dönemindeki işte tütün yasağı meselesiyle ilgili söz konuşan birisi. Ondan sonra içki yasağı, tütün yasağı. Kendi dönemindeki işte Kadızadeliler, Sivasiler tartışması. Yani bir tarafta Sufiler var, bir tarafta da biraz daha bugünkü Selefi tavrı gösteren bir kesim var. Onlar arasındaki tartışmalar üzerine konuşan, ondan sonra medrese sistemi üzerine çok ciddi eleştiriler yapan, yani medrese sisteminin artık eski verimini kaybettiği, ondan sonra metinlerin sadece okunup geçtiği ama hiç anlaşılmadığı, eski orijinal düşünürlerin çıkmadığı, bugün de size herhalde tanıdık gelecek eleştirilerdir. Bu tür eleştirilerin Osmanlı'ya dair yapılan genel eleştirilerinde en önemli dayanaklarından birisini Katip Çelebi oluşturmaktadır. Hani Osmanlı'da işte akli ilimler bitti, bilim yapılmaz oldu, artık düşüncede bir ilerleme yok şeklinde 20. yüzyılın ortalarından itibaren veya başlarından itibaren yaygınlık kazanan o söylemin de önemli bir dayanağıdır Katip Çelebi. Ve kendi dönem açısından bakıldığında da hiç de haksız diyemeyiz. Öyle kolaylıkla da bu eleştirileri ya çok da fazla eleştirmiş diyerek bir kenara atabilecek durumda da değiliz. Katip Çelebi bu eseri bir biyobibliografi metni. Biyobibliografi metni. Yani hem ulemanın biyografilerine dair küçük şeyler veriyor, bilgiler veriyor. Ama kitabın ana omurgası gördüğünüz üzere, isminden de anlaşıldığı üzere Esamil Kütüb, yani kitapların isimleri ve fünun ve fenlerin, bilim dallarının isimlerine dair. Alfabetik bir eser, Elif'ten başlıyor, Y'ye kadar kitap adlarıyla yeri geldiğince, alfabedeki yeri gelince de bilim dallarını da işin içerisine katarak sıralamayla devam ediyor. Yani Elif'le başlayan bir kitabın kitapla başlıyor diyelim. Alfabetik olarak gidiyor. İşte R harfine gelince, sırası geldiğinde Er-Risale diyor. Kimin yazarı kimdir? İşte İmam Şafii'dir. Eğer bununla ilgili özel bir bilgi varsa, ne zaman yazdığına dair, içeriğine dair onlara veriyor. Eğer üzerine çok şer, haşiye yazılmış bir kitapsa ona özel bir önem veriyor. Özellikle medresede okutulan kitaplara dair ilk başvurulacak eser Keşfüzzünun'dur.
Orada görürsünüz üzerine neler yazılmış, şerhler, haşiyeler, hepsini sıralar katipçeleri. Kimi zaman kendi okuduğu, okuttuğuna dair bilgiler varsa onları da ekler. Bu da kendi hayatıyla ilgili önemli bir kaynak oluşturur. Bunun dışında işte mesela yeri geliyor, H harfine geldik. Eserleri sıralıyor, alfabetik olarak gidiyor. Sonra ilmul hikme diyor mesela. Hikmet ilmi, felsefe. Orada da yeri gelince felsefe nedir? İşte kısımları nelerdir, ne zaman ortaya çıkmıştır, tercümeler kimler tarafından yapılmıştır vesaireye dair de bir bilime dair, yani fen dediği, künun, bilime dair bir şey vermiş oluyor. Ayrıntılı bir açıklama yapmış olur. Dolayısıyla mesela bir, şimdi tabii bugün belki iş müzdununa ihtiyaç biraz daha azalmış olabilir ama eskiden bu internet, Google Hazretleri vesaire gibi kaynaklar olmadan önce herhangi bir kitaba rastladığınızda işte Süleymaniye Kütüphanesi'nde veya bir kitap okuyorsunuz, bir kitap adı geçiyor. Bu kitap kimindir falan diye merak ettiğinizde bakacağınız ilk yer alfabetik olması dolayısıyla en kolay olan Keşfüz Zünun olacaktır. Onun için elektriklerin kesildiğini düşündüğünüzde, internete ulaşamadığınızda, şarjınız bittiğinde yine hala Keşfüz Zünun en önemli kaynak olarak yerinde durmakta kütüphanelerde. İki cilt olarak yayınlanmıştır. Şerafettin Yalçın ve Kilisli Rıfat Bey tarafından Cumhuriyet'in ilk yıllarında olması lazım, yanlış hatırlamıyorsam. Veya 40'lı yıllardadır. Yine ilk yıllar sayılır olur. 40'lı yıllar olması lazım. O tarihte yayınlanmıştır. Bunun üzerine de pek çok zeyil yazılmıştır. Yani Katip Çelebi'den, Katip Çelebi'nin görmediği, Katip Çelebi'den sonra yazılmış eserler, bütün bunları eklemek üzere sonraki nesillerde de pek çok alim buna zeyiller yazmak için çabalamıştır. Bunun da en önemli örneği 1920'lerde vefat eden Bağdatlı İsmail Paşa'dır. Bağdatlı İsmail Paşa'nın İzahül Meknun isimli bir eser var. O da bunun zeyil. Şimdi Katip Çelebi üzerine çok konuştuk. Bu kadar yeter. Ha, şunu da belirtelim. Katip Çelebi'nin en önemli belki Osmanlı düşüncesi açısından dikkate değer bir tarafı da İbni Haldun'un etkisini görebileceğimiz bir isimdir. Osmanlı'da bir İbni Haldun etkisi söz konusu olduğunda, yani hani İbni Haldun'un genel olarak tarihe, topluma bir bilim, tırnak içerisinde bir bilimsel yaklaşım var, kendinde bir metodolojisi var. Bu metodoloji üzerinden toplumun yasalarını belirlemeye çalışıyor. Hani bugün sosyolojinin yapmaya çalıştığı bir şey var ya, ona benzer diyelim. O açıdan sosyolojinin de kurucusu varlığına sayılır. İbni Haldun Umran dediği bir ilim kuruyor ve toplumlar nasıl ortaya çıkarlar, yükselirler, devlet üzerinden tabi anlatıyor. Yükselirler, çöküşe geçerler. Bu siyasi olarak da bunu anlatıyor. Aynı zamanda ilimler açısından da anlatıyor. İlimler nasıl ortaya çıkar, ondan sonra bunlar nasıl yükselir, nasıl gelişir, birbirlerinden nasıl ayrılırlar, ondan sonra nasıl öğretilirler, öğretim metotları nasıl ortaya çıkar, sonra inkıraza geçerlerse nasıl geçerler, bütün bunlardan bahsediyor. Osmanlı dünyasında İbni Haldun'un etkisini görebileceğimiz isimlerden birisi de Katip Çelebi'dir. 1406'da ölüyor biliyorsunuz İbni Haldun. Naima'da, tarihçi Naima'da onun etkisinin görüldüğünü biliyoruz. Katip Çelebi de bu isimlerden birisi. Şimdi, bende bir şey fotokopi kalmadı. Şöyle bakalım eserin mukaddimenin yapısına bakacak olursak. Bu mukaddime ilimlerin durumlarından bahsediyor. İlimlerin durumlarından bahsediyor genel olarak. Birinci bab. 5 babı var. Birinci bab, ilmin tarifi ve taksimi hakkında. Onun içinde de 5 tane fasıl var. Onların altında da daha alt bablar var da onları yazmadım. İlmin mahiyeti, ilmin mahiyeti hakkındaki görüş ayrılıkları ve bu konudaki yaklaşımlar. Müdevven ilmin, ilimin olmuş. Müdevven ilmin konusu, ilkeleri, meseleleri ve gayesi. Müdevven ilim dediğimizde neyi kastediyoruz? Sistematik, evet. Yani ilim kavramı Arapçada böyle iki anlama gelebilecek bir normal bilgi anlamına da geliyor. Bizim bugün anladığımız anlamda bilim anlamına da geliyor. Yani benim şu sandalyeyi bilmem de ilimle ifade ediliyor. Ne diyelim, işte astronomi de bir ilim olarak ifade ediliyor. Müdevven dediğimizde artık tedvin edilmiş, konuları belli, literatürü belli,
Tamam mı? Metodu olan, mesaili burada bahsettiği gibi işte konusu, ilkeleri, meseleleri ve gayesi olan ve bunlarla birlikte de diğer ilimlerden ayrılan ilimleri ifade ediyor, müdevven ilim. Onun altında işte konu, ilke, mesele ve gaye gayeyi ayrı ayrı inceleyecek. Dördüncü fasılda muteber taksimler yoluyla ilimlerin taksimi ve ilimlerin kısımlarının genel olarak açıklanması. Beşinci fasılda da ilmin mertebeleri diğeri ve buna ilişkin hususlar. İkinci bab biraz daha aslında sosyolojik bir, hem tarihi hem de sosyolojik bir açıklama. Yani ilimler ve kitaplar nasıl ortaya çıktı? Buna dair bir hem tarihi hem de buna dair ihtiyacı anlatan bir bölüm. İlimlerin varlık sebebi, kitapların indirilmesinin, insanların görüş ayrılığına düşmelerinin ve ayrışmalarının ne şeyi, İslam ehli ve ilimleri. Yani İslam dünyasında, İslam medeniyetinde ilimler nasıl ortaya çıkmış. Daha sonra yazarlar ve eserler konusunda ayrı bir bahis var. Bu noktada önemli çünkü eser türleri hakkında bize çok geniş bir bilgi veriyor. Bu kadar derli toplu bir bilgiye çok fazla eserde rastlayamıyoruz. Yani şerh nedir, haşiye nedir, talik nedir, tamam mı? Bütün bu türleri, yazım türlerini yani literatürü bize özellikleriyle anlatıyor. İlmin bölümlerine dağılmış olan faydalı hususlar ve mukaddime eklenecek faydalı hususlar diye onlar da biraz daha ilave noktalar. Şimdi biz bu şeyi okuyacağız ancak bunu ala meratibihim sırasıyla okumamaya karar verdik İbrahim Hoca'yla. Çünkü başından başlarsak biraz teknik şeye boğulacağız. Onun yerine biraz daha meseleyi size yaklaştırmak, kolaylaştırmak açısından bu derste 4. ve 5. faslı okuyacağız. Yani 1. babın 4. ve 5. faslını, taksimler meselesini, ilimlerin nasıl sınıflandırıldığı meselesini konuşacağız. Ve mertebe meselesi üzerinde duracağız. Ondan sonra gelecek hafta başa döneceğiz. 1. babın ilk 3 faslına, yani ilim nedir meselesinden, ilmin konusu, ilkeleri, meseleleri ve gayesi noktasına geçeceğiz. Ondan sonra daha dediğim gibi tarihi ve sosyolojik açıklamaların olduğu 2., 3., 4. ve 5. babları da son oturumda hızlıca üzerinden geçmiş olacağız. Ne yazık ki kötü bir tercüme var elimizde. Okuduysanız bilmiyorum. Mütercimi tanımıyorum ben ama yine Allah razı olsun tercüme etmiş. Ama teknik şeyden biraz bilgisi yok yani. Şeyi biliyor, Arapça biliyor belli ama şeyi, nedir onun adı, teknik kavramların nasıl çevrileceği noktasında pek çok sıkıntı var. Onun için ben Arapçasından takip edeceğim. Onun üzerinden gitmeye çalışacağız. Şimdi siz de o şeyi açarsanız, o kısmı açarsanız oradan birlikte takip edebilirsiniz. Yani 4. fasıl. Burada şey, ilahiyatçı olmayan arkadaşlar Arapça biliyorlar mı? Felsefe bilmiyor. Tarih biliyor mu? Biliyoruz. Tarih biraz biliyoruz. Hukukçu biliyor mu? Bilmiyoruz. Ben okumayacağım zaten Arapçasını. Yer geldiğinde şey yapacağım. Kendimce notlar çıkarttım. O notları üzerinden takip etmeye çalışacağım. Sizde garip tercümeler varsa, garip tercüme örnekleri, onları paylaşırsanız birazdan neşeli hale gelebilir. Şimdi muteber taksimlerden bahsedecek Katip Çelebi. Muteber taksim dediği, burada 5 tane taksim var. 5 tane taksim var. Birincisi Allame-i Hafid'in taksimi, ikincisi Şirvani'nin taksimi, Şirvani'nin bir başka taksimi, Abdüllatif Kutsi'nin taksimi ve en beğendiği Taşköprüzade'nin Katip Çelebi'nin en çok beğendiği taksim olan Taşköprüzade'nin taksimi. 5 tane taksimden bahsedeceğiz ve buna böylece bir ilimlere dair genel bir nasıl taksim edildiği, hangi kriterlere göre ilimler tasnif ediliyor, bunu görmeye çalışacağız. Şimdi Katip Çelebi başlangıçta diyor ki, bu arada saatimiz nasıl? Evet, bir saatimiz var. Değil mi? 7 çeyrekte bitiriyoruz, değil mi? Evet. Her ne kadar bilgi meselesi, ilim meselesi tek bir anlamı ifade etse de ve tek bir hakikati ifade etse de bunu çeşitli açılardan
pek çok taksitime tabi tutmak mümkün Kâsip Çelebi'ye göre. Tarihen de bu zaten elde var. Mesela bir açıdan diyor ki Kâsip Çelebi, bilgiyi, burada artık müdevven bir bilim anlamında kullanmıyoruz. Bilgiyi diyor ki öncelikle mesela kadim ve muhtes diye ayırabiliriz. Kadim ve muhtes. Burada bilgi diyelim buna, ilimden ayırmak, yani müdevven ilimden ayırmak. Kadim bilgi ve muhtes bilgi. Ne demek? Yani ezeli olan bilgi ve sonradan olan bilgi. Kadim bilgi deyince burada Cenab-ı Hakk'ın bilgisini herhalde kastediyorlardır. Muhtes bilgi derdiğinde de insanın bilgisi, sonradan kazanımla gerçekleşen bilgiyi kastediyorlardır. Bir başka açıdan bilgiyi tasavvura yönelik olan bilgiyi, tasavvurla ilgili olan bilgiyi, bu bir tasdikti. Bir de tasdikle ilgili bilgi şeklinde de ayırabiliriz diyor. Ne demek tasavvur? Tasavvur, tasdik, mantığın en temel ayrımı değil mi? Özellikle Farabi ile ve en güçlü bir şekilde İbn-i Sina ile ortaya çıkan bir ayrım bu. Bizim bütün bilgilerimiz ya tasavvur ya da tasdik şeklinde. Tasavvur ne demek? Günlük dilde kullanıyoruz değil mi? Tasavvur ediyorum. Kullanıyor musunuz? Ben bazen kullanıyorum diyorum da herkes böyle donup bakıyor artık fakültede falan ders verirken. Yani yabancı bir dil konuşuyormuşum gibi. Tasavvur ediyorum. Biraz biz bugün tahayyül ediyorum, hayal ediyorum, zihnimde canlandırıyorum şeklinde kullanıyoruz. Ama tasavvur demek mantıkta kavram demek. Tam olarak kavram demek. Kavram bilgisi yani. Yani bir bilgi kavrama dair bir bilgi olabilir. Mesela kalemlik kavramına, kalemliğe dair. Ayakta kaldınız, burada sandalyeler var mı? Gelin. Odanın içerisinde var, oradan da var. Kavrama dair bir bilgi olabilir. Kavrama dair. Burada bir yargı yoktur yani, yargı yoktur. Sadece kavramı siz bilirsiniz. Kalemlik nedir? Hiç şüphesiz onun içerisinde de aslında gizliden bir tasdik vardır. O da uzun bir tartışma ama yani kavramı tek başına bilemezsiniz. Onun bir tasdiğe ihtiyacınız var. Ama her halükarda ona olumlu veya olumsuz bir dır eki getirmiyorsunuz. Kalemlik. Kalemin ne olduğuna dair isterseniz tasvir edin bunu, isterseniz kavramsallaştırın. Kalemlik demek, bütün kalemlere uygulayacağım bir şey haline getirir. Tasdik ise, tasdik, biz nerede kullanıyoruz? Tasdik etmektir, tasdikname vermek anlamında kullanıyoruz orada. Tasdik ise yargı bilgisi. Yargı. Yani artık dır veya değildir. Kalem mavi dir. Kalem siyah değildir. Olumlu veya olumsuz bir yüklem koyduğunuz zaman, dırdır verdiğiniz zaman artık o bir yargıya giriyor. Bizim bütün bilgilerimiz kavramlar, kavramlardan oluşturduğumuz yargılar, yargıları bir araya getirerek oluşturduğumuz kıyaslar, kıyaslardan çıkan sonuçlar, sonra o sonuçları tekrar başka yargılarla bir araya getirerek yeni kıyaslar, böyle böyle gidiyor bizim bilgilerimiz çoğalarak. Kartopu gibi, çoğalarak bir çığ gibi büyüyor. Katip hep İbn Haldun şöyle diyesim geliyor nedense. Katip Çelebi diyor ki, bilgimizi tasavvur ve tasdik diye de ikiye ayırmak mümkün. Bir başka ayrım, yöntem diyebiliriz belki ama tam da yönteme şey yapmıyor. Turuk kavramını, tarik kavramını kullanmış ama tam bir yöntem değil burada. Üçe ayırmış, nefiste sabit olanlar, şöyle ayıralım. Nefise sabit olan bilgi yani, duyu ile elde edilen bilgi, bir de kıyasla bilinen. Belki de evet, turuk, tarik yani yöntem kavramını şu iki açısından, şu iki nokta açısından kullanabiliriz. Bizim bazı bilgilerimiz var ki, nefis deyince şey anlamıyoruz değil mi? Bize şeyi ilham eden, kötülük ilham eden nefsi anlamıyoruz. Nefsi levvame, nefsi emmare bissu, onu anlamıyoruz. Nefis, filozofların terminolojisinde ve genel olarak eğer çok teknik olarak bir tasavvuf metni okumuyorsanız, nefis genelde insan aklı anlamına geliyor.
insana. Nefs-i natika insana. Nefiste sabit olanlar, yani bizim öyle bilgilerimiz var ki nefsimizde sabit, aklımızda sabit. Yani biz buna ne diyoruz felsefede? Duyu, tecrübe öncesi. Yani a posteriori değil, a priori. A priori. Yani tecrübenin öncesinde var olan bilgilerimiz var. Evet. Onun dışında duyu ile elde ettiklerimiz var. Hislerle, yani duyularla elde ettiklerimiz var. A posteriori. Ve kıyasla bildiklerimiz var. Kıyasla bildiklerimiz. Yani biraz önce dediğim gibi, hani duyuyla bir şey idrak ettiniz, aldınız. Onun üzerine düşünüyorsunuz. Oradan bir kıyas oluşturuyorsunuz. Daha başka bildiklerinizle onları bir araya getiriyorsunuz. Tamam mı? Siz mesela A'yı duyumsadınız. A. B'yi duyumsadınız. Sonra aklen onun A, B'dir diye bir yargıya ulaştınız. Sonra ulaştığınız bir C var. Duyuyla idrak ettiniz veya aklen idrak ettiniz, fark etmez. Onu aldınız. Sonra A, B'dir. B de C'dir diye bir yargıya ulaştınız. Sonra da A, C'dir diye bir sonuç oldu. A, B'dir. B de C'dir. Öyleyse A da C'dir dedik. Dolayısıyla kıyasla bilinen bilgilerimiz var. A priori olanlar var, a posteriori olanlar var ve kıyasla elde ettiğimiz bilgiler. Şimdi bu tasnifi yaptıktan sonra Katip Çelebi ilimlerin pek çok sınıfının olduğunu söylüyor. Bunların bazılarının ilim, bazılarının da sanat olarak isimlendirildiğini ifade ediyor. Sanat. Bu kavram, sanat kavramı, Yunanca tekne kavramının tekne, teknoloji kelimesini kullanıyoruz ya, onun kökeni Yunanca tekne. Tehne hatta böyle bizim hı harfine benzeyen bir şekilde telaffuz ediliyor. Tekne kavramı. Yapıp etme ile alakalı bir şey. Değil mi? Yapıp etme ile alakalı bir şey. Onu Yunanca metinler Arapça'ya tercüme edilirken 8. yüzyılın ortalarından itibaren tekneyi sanatla çevirmişler. Sanat ve sanayi. Daha doğrusu sanat değil de sınaat. Sınaat. Tam sanat yanlış oldu. Sanada yapıp etme ya. Güzel aslında bir çeviri örneği. Sınaat. Şimdi sınaa dediğimizde illa pratik bir karşılığının olması, pratik bir iş olması anlamına gelmiyor. Kimi zaman bir bugün anladığımız anlamda disiplin anlamında da kullanılıyor. Mesela sınaatul felsefe. Felsefe sanatı demek değil. Felsefe disiplini demek. Felsefe disiplini demek. Yani bu kavramın, yani ilimle sanat arasındaki ayrım her yerde çok böyle belirgin değil. Belirgin değil. Birbirlerinin yerine sıklıkla kullanılabiliyor. Şimdi, 5 tane tasnifimizin birincisinden başlayalım. Birincisi, Allame Hafid'in tasnifiymiş. Allame Hafid kim? Allame Hafid, Taftazani diye meşhur bir müteahhir dönemin meşhur bir alimi var biliyorsunuz. Bizim medreselerimizin de önemli bir ismidir. Kitapları dolayısıyla. Seyyid Şerif Cürcani ve Taftazani iki büyük isimdir. Taftazani'nin torunu bu. Allame Hafid, Taftazani'nin torunu. 1510'da vefat etmiş. Hatta şehit edilmiş. İran'da Safeviler tarafından şehit edilmiş. Sünni, Şafii birisi. Onun İlimler tasnifine dair bir eseri var. Eddurrun Nadib min Mecmuatil Hafid diye yayınlanmış bir eseri var. Katipçeleri ilk olarak onu şey yapıyor. Evet. Allame Hafid nasıl şey yapmış, tasnif etmiş diye bakarsak Allame Hafid müdevven ilimleri, müdevven bilimleri kimin ortaya koyduğunu dikkate alarak tasnif etmiş. Bu ilimleri kim ortaya koydu? Kim icat etti? Birincisi, isterseniz şunları silelim, takibimizde olsun. Birincisi, Allame Hafid'e göre müteşebbihler tarafından Müteşebbihler tarafından tedvin edilen ilimler. Müteşebbihler. Ne demek? Şeriatçılar. Şeriatçılar tarafından tasnif edilmiş, tedvin edilmiş. Bu tabi ilahi dine mensup olan anlamında kullanılıyor. Ve burada da tabi özel olarak
işaret ettiği İslam uleması. İslam uleması. İslam alimleri tarafından müteşerri olarak kabul ettiği, bu kimseler tarafından ortaya konulan ilimler. Niçin ortaya konulmuş bu ilimler? Bu biraz anlamamız açısından belki önemli olabilir. Birincisi, Kur'an'ın ve sünnetin lafızlarının hem lafzen hem de isnat bakımından açıklanması için ortaya konulmuş. Niye bu ilimler ortaya çıktı? Yani fıkıh, hadis vesaire, kelam niye ortaya çıktı? Öncelikle Kur'an ve sünnetin lafızlarını hem lafız hem de isnat bakımından, yani Kur'an, hem Kur'an içinde bu isnat önemli, gerçekten sabit mi bu ayet, vahiy mi gerçekten, peygamberin sözü mü değil mi, onları ayırt etmek, hem de peygamberin sözü ise onun işte kopmadan bir zincir taraf, zincirle, isnatla Hazreti Peygamber'e gidip gitmediğini tespit etmek için. Onun dışında Kur'an'ın kastettiklerini, Kur'an'da kastedilen şeyleri tefsir ve tevil yoluyla açığa çıkartmak için bu ilimleri ortaya koydular. Onun dışında bu ilimlerden, affedersiniz, bu Kur'an ve sünnetten elde edilecek temel ve fer'i hükümleri, asli ve fer'i hükümleri ispat için, bu da ispat varlığını ortaya koymak demek. Varlığını ortaya koymak için yaptılar, bu ilimleri icat ettiler. Yani asli hüküm dediği zaman öncelikle kastettiği, burada da söylüyor, itikadi hükümler. Yani Kur'an ve sünnetten hangi asli itikadi hükümler çıkar ve hangi fer'i ameli hükümler ortaya çıkar. Fıkıh amelle ilgileniyor. O ikinci planda, önce itikadın olması lazım. Önce onların tespit edilmesi gerekiyor. Bunun dışında bunlara, yani bu asıllardan ferlerin, diğer sonuçların, ileri noktaların nasıl çıkartılacağına dair de usuller ortaya koydular. Evet, nasıl, hangi metotla, hangi metodolojiyle ortaya konulacağına dair de metotlar ortaya koydular. İşte usulü hadis, usulü tefsir, usulü fıkıh, bütün bunlar, kelamın kendisi zaten usul, değil mi? Asıl usul. Onun için bütün bunun da metodolojisini ortaya koyuyorlar. Amaç bu yani. Kur'an ve sünnetin tespiti, nasıl bize sağlam bir yola gelip gelmediğini tespiti, ondan hangi anlamlar çıkacak, nasıl çıkartacağız, itikadi hükümler nedir, ameli hükümler nedir, bunların metodolojisi. Bir de bütün bunları yaparken, bu çıkarımları yapmak için bir şeye ihtiyaç var. O da dil. Dil bilimimiz, yani edebiyata ihtiyacımız var. El-ulumul edebiye diyor buna da. Edebi bilimlere de bu çıkarım ameliyesini gerçekleştirebilmek için ihtiyaç olduğu için, çünkü sonuçta dil üzerinden yapılacak bütün bunlar. Sonra elimizde bir metin var, Kur'an var, Hazreti Peygamber'in sözleri var. Bunlar da ne kadar sözlü olarak aktarılsa da söz yani, kelam. Bunların lafzına bakmamız gerekiyor. Bu lafızdan bu anlamlar nasıl çıkacak, bunun üzerinde kafa yok. Şimdi müteşerriler tarafından ortaya konulan ilimler Hafide göre, Allame Hafide göre böyle. İkinci kısım ise kimler tarafından ortaya konulmuş? Felasife tarafından. Felasife tarafından ortaya konulmuş. Felasife müteşerri değil mi? Evet. Burada gizliden böyle bir giydirme var sanki felasife. Ama bu şuna aslında işaret ediyor. Burada yok o tasnif ama buraya biz daha yaygın olarak nakli, buraya da akli diyebiliriz. Tamam mı? Buradaki bilimler, bahsettiğimiz bu ilimler vahiyden kaynaklanan bilimler. Yani vahiy olmasaydı bu bilimler de olmazdı. Kur'an olmasaydı, Hazreti Peygamber'in sünneti olmasaydı fıkıh, tefsir, hadis, kelam bunlar olmazdı. Bunlar Müslümanlar tarafından kendi iç ihtiyaçları, vahiyle olan nedir onlarda, ilişkileri neticesinde ortaya çıktı. Ama insanlar şunu da biliyor ki, dünya kendilerinden ibaret değil. İnsanlık tarihi diye bir şey var, medeniyetler diye bir şey var. Yani bizim bugün bildiğimizden çok daha fazla şey biliyorlar kadim geleneklere dair. Dolayısıyla yani o tercüme hareketinden belki ileride bahsederiz ama bir de akli ilimler diye bir şey var. Yani varlığını vahye borçlu olmayan,
vahye boş olmaması kötü bir anlama gelmiyor. İnsanlığın ürünü olan, insanlık tarihi boyunca çeşitli medeniyetlerde tarafından yapılan katkılarla gelişe İslam medeniyetine de ulaşan bir ilimler sınıfı da var. Buna da, bunun da temsilcileri felsefe. Peki bunlar ne yapıyor? Bunların amacı ne? Eşyayı, yani varlıkları olduğu gibi bilmek diyelim. Olduğu gibi bilmek ve keyfiyetil amel alâ vücûlihim ve akıllarına uygun bir şekilde, akla uygun bir şekilde nasıl eylemde bulunacağını ortaya koyuyor. Felsefenin yapmaya çalıştığı şey bu. Eşyayı, eşya dediğimiz şey varlık. Tek tek varlık, var olanlar, mevcudat diyebilirsiniz. Türkçe'de varlık deyince hem tümel olan varlığı kastediyoruz, hem de tek tek varlık. Yani şu sandalyede bir varlık ama bütün varlıklara ad koyduğumuz varlık kavramı da varlık. Aslında var olan ve varlık diye ayırmak gerekiyor. Ama her zaman dilimiz alıştığı için onu ayırt edemiyoruz. Eşya yani mevcudatı felsefe olduğu gibi, alâ mahiyâli, olduğu gibi veya nefsül emrde nasılsa, kendinde nasılsa onu o şekilde bilmeye çalışıyor. Neyle? Aklıyla bilmeye çalışıyor. Aklıyla bilmeye çalışıyor. Hareket noktası aklı. Ve sadece bilmek değil, aynı zamanda nasıl eylemde bulunulacağına dair de bir bilgi ortaya koymaya çalışıyor. Tek başına bu ileride gelecek nazari ameli ayrımlarına. Burada Katip Çelebi bu tasnifin içerisinde niçin şey yok, münazara ilmi yok, hilaf ilmi yok, cedel ilmi yok diye bir ara başlık girmiş. Bir iki satırlık, bir paragraflık bir şey. Onu geçelim. Çok önemli değil. Ama diyor ki, şimdi burada bazen şeyler karışabiliyor. Katip Çelebi mi söylüyor yoksa Allame Hafif mi söylüyor, bazen karışabiliyor ama buradan bakıldığında bunu Katip Çelebi'nin söylemesi lazım. Katip Çelebi diyor ki, bazıları bu tasnife tasavvufu da ekliyorlar diyor. Müteşerriler tarafından yapılan ilimlere, yani bunun içerisinde ne var? Kıraat var, hadis var, hadis usulü var, tefsir var, kelam var, fıkıh var, fıkıh usulü var, edep var, yani edebiyat ve dil bilimleri var. Bazıları buna bir de tasavvufu ekliyorlar. Müteşerrilerin ilimleri bunlardan ibarettir diyor. Hilaf, cedel ve münazara ilimlerinin burada da yerinin ne olduğuna dair bir açıklama var. Vaktimiz olmadığı için onda durmayalım. Şimdi ikinci tasnife geldik. İkinci tasnif Şirvani, Fethullah Şirvani'nin tasnifi. Fethullah Şirvani 1627'de ölmüş. Evet, Katip Çelebi görmüş olabilir, tanışmış olabilir ama bir bilgim yok. Onun El Fevâidül Hakaniye isimli bir ilimler tasnifine tahsis ettiği bir eseri var. El Fevâidül Hakaniye. Hakan niye kullanmış? Çünkü kitabı 1. Ahmet'e hitap etmiş. Sultan 1. Ahmet'e hitap etmiş. Onun için Hakaniye ismini kullanmış. Hatta kitabın tasnifi de şeye göre, işte ortada bir ana bir ilim var. Sağda Osmanlı ordusunun dizilişine göre tasnif etmiş ilimleri. Ortada bir temel var, sağda şu kadar ilim var, solda şu kadar ilim var, arkada şöyle var, önde şöyle var. Topladığınız zaman yanlış hatırlamıyorsam 53 tane ilim var. 53, 53 aynı zamanda da Evcet hesabıyla Sultanahmet'e denk geliyor. Evet, böyle bir güzellik yapmış. Umarım mükafatını almıştır. Evet. Allame Hafif, affedersiniz Şirvani, Şirvani Fevâidül Hakaniyesi. Bu önemli bir metin, henüz tümü yayınlanmadı, parça parça bazı şeyler çalışmalar var ama henüz hepsi yayınlanmadı. Hacimli bir metin ve herhalde Osmanlı zihniyetini görebilmek açısından da dikkat edilen bir metin. Şimdi şöyle bir Fethullah Şirvani diyor ki en meşhuru, iki tane meşhur taksim var diyor. Bunların en meşhuru nazari ve ameli olarak ayırmak ilimleri. Nazari ve ameli. Ne demek nazari? Teorik. Bu da pratik. Bu da çok güzel bir karşılıktır açıkçası.
bu da felsefe sayesinde İslam düşüncesi bu kavramlara felsefe sayesinde sahip olmuştur. Yani nazar kavramı var ama fiil olarak var ama bunun böyle bir teknik anlama kavuşması felsefe tercümeleri sayesinde olmuş. Teoria kelimesi. Teoria, Yunanca'da ne demek? Teoria gözlemlemek demek, bakmak demek. Bakmak, gözlemlemek demek tam çuk oturmuş. Nazar, bakmak, manzara. Tam öyle gözlemlemek anlamına geliyor. Pisagor'dan naklediliyor, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, öyle olması lazım. Pisagor'dan naklediliyor. Pisagor diyor ki, Yunanlıların malum şeyleri var, şölenleri var. Şölenler, olimpiyatlar vesaire gibi böyle yarışlar, şölenler yapıyorlar. Şölenlere insanlar üç amaç için gelirler. Bazıları yarışmak için gelir. Bazıları orada eşi dostu görmek, alışveriş yapmak için gelir. Bazıları da ne oluyor, ne bitiyor gözlemek için gelir. Tüm bunlara bir anlam vermek için gelir yani. Olan bitene bir anlam vermek için gelir diyor. İşte kullandığı kavram teoriye kavramı. Teoriye. Onun için tam teorik için nazari kavramı güzel. Şimdi bu birinci tasnif. İkinci tasnif ise, bunun biraz daha ayrıntısına döneceğiz. Şirvani'nin yaptığı nazari ameliye ayrımı. Bir diğeri de bununla paralel olarak şöyle de yapabiliriz bunu. Kendisi amaç olanlar. Başkası için alet olanlar. Fethullah Şirvani bunları eşleştiriyor. Yani nazari demek kendisi amaç, ilmin kendisi, orada bahsedeceğimiz şey der ki amaç o, bizzat o bilgiyi bilmek. Oradan başka bir yere zıplamak değil, başka bir amaca ulaşmak değil. Ameli olanlar ise başkası için alet konumunda olan bilimler, kendileri amaç olmayanlar şeklinde bir ayrım yapıyor ve bunları birleştiriyor. Alet kavramı burada önemli. Alet ilimleri biliyoruz. Alet ilimleri yani bu Katip Çelebi'nin tasnifinde bahsettiği tasniflerde yok ama genel olarak Osmanlı'da çokça kullanılan bir tasniftir. Ali ilimler yani alet olan ilimler, bir de ali ilimler yani daha yüce olan, amaçlanan, hedeflenen, ulaşılmak istenen ilimler. Onları da aşağı yukarı böyle bir sınıflamaya tabi tutabiliriz. Şimdi nazari ve ameli kavramları Şirvani'ye göre üç anlamda kullanılıyor. Şirvani, nazari ve ameli kavramlarının üç anlamda kullanıldığını söylüyor. Birincisi, mutlak anlamda ilimleri tasnif ederken böyle ayrım yapabiliyoruz. Bütün ilimler için nazari ve ameli anlamında bir ayrım yapıyoruz. Bütün ilimler, yani ister nakli olsun, ister akli olsun, herhangi bir ayrım yapmaksızın. Mantık, ondan sonra tıp, ameli hikmet vesaire, terzilik, bütün bunlar, yani terzilik bugün için buna meslek diyoruz. Ama o dönemde bu da bir bilim gibi görülüyor, bir bilgi alanı, bir bilgi kümesi olarak kabul ediliyor. Ondan sonra ikincisi felsefenin taksimi bağlamında, felsefenin özel olarak hikmetin, felsefenin taksimi bağlamında biz nazari ve ameliyi kullanıyoruz, bu ayrımı kullanıyoruz. Yani nazari ve ameli ayrımını özel olarak felsefeyi tasnif ederken kullanıyoruz ki bu en yaygın olanı bu. Yani nakli ilimleri tasnif ederken genellikle nazari ameli ayrımı kullanılmaz. Biraz önce dedik, burada başka bir ifade tarzıyla şeyi, felsefenin tanımını veriyor Şirvani. Nedir felsefe? Mevcudatın, yani var olanların ayağını, ayınlarını, kendilerini, bizzat onları, onların durumlarını bilmek. Nasıllarsa öyle, nasıllarsa o şekilde bilmek, insanın gücü yettiği oranda. Böyle kırık bir tercüme oldu. İnsanın gücü yettiği oranda var olanları
var olanların kendilerini, ayınlarını bizzat nasıllarsa o şekilde, yani hakiki halleriyle bilmeye çalışmaktır. Felsefenin amacı bu. Daha basitleştirirsek eşyanın hakikatini bilmek. Eşyanın hakikatini bilmektir. Yani var olanların hakikatini bilmektir. Bu tasnife ileride geleceğiz. Bir başka nazari ve ameli kavramının tasnifinin kullanıldığı bir başka anlamsa, özel olarak amelin nasıl olduğuna dair bir ilimleri tasnif edersek, ameli dikkate alarak bir tasnif yaparsak, burada özel olarak bir anlam verebiliriz diyor Şirvani. Yani tahsili için, bir bilimin tahsili için mümareseye, çokça alıştırmaya, çokça nedir onun adı, pratik yapmaya ihtiyaç varsa o ilmi ameli. Eğer böyle bir pratik ihtiyaç yoksa, böyle bir tedribat yapma ihtiyacı yoksa, mümarese ihtiyacı yoksa, ona da nazari anlamını veririz diyor. Evet. Mesela işte bu anlamda fıkıh, mantık, ameli felsefe, tıp, bunlar bu anlamda ameli değildir. Ama bizim bugün meslek dediğimiz işte terzilik, boyacılık vesaire, el becerisi gerektiren şeyler ise bu anlamda pratik haline gelmiş oluyor. Pratik kavramının içerisinde değerlendiriliyor. Üçüncü tasnif yine Şirvani'nin tasnifi. Şirvani'nin aynı eserinden mi, başka bir eserinden mi emin değilim. Onu tahkik etme zamanı mı olmadı? Burada da Şirvani şöyle bir tasnif yapmış. Hikemi ilimler ve gayri hikemi ilimler. Hikemi felsefi demek. Felsefi bilimler ve felsefi olmayan bilimler. Felsefi olmayan bilimleri de ikiye ayırmış. Dini ve gayri dini. Gayri diyor. Bu tasnife benim bazı itirazlarım var. Biraz sonra konuşuruz. Metinde şöyle bir şey var. Dini olanlar da diyor, dini olanlar da övülen, yerilen ve mubah olan şeklinde üçe ayrılır. Dini ilimler. Burada bir metinde bir hata var. Yani dini ilimlerden bir dini ilimin yerilen bir ilim olması mümkün değil. Yani şey açısından, sistem açısından bu mümkün değil. Hem dini ilim olacak hem de yerilen. Yani bazı dini ilimler övülen, bazıları yerilen, bazıları da serbest. Bu olmaz. Benim tahminim metinde bir problem var. Arapçasında da çünkü öyle. Bu şu gayri dini olanların bir ayrımı olması gerekiyor. Yani gayri dini olan bilimler de üçe ayrılacak. Mahmud, yani övülen, mezmum, yerilen ve mubah şeklinde, yani yapsan da olur, yapmasan da olur, hakkında bir hüküm olmayan şeklinde üçe ayrılması gerekiyor. Şimdi şeyde hikemi ilimle ne kastediliyor? Hikemi ilimlerle ne kastediliyor? Hikemi ilimlerle, daha doğrusu bu tasnifin kriteri nedir diye baktığımızda Katip Çelebi şunu söylüyor. Bu tasnifi yaparken şuna dikkat edilir. Şirvani diyor, affedersiniz. Zamanın, mekanın, dinin, devletin değişimiyle değişen bir bilim mi bunlar? Değil. Yani insanlık tarihi boyunca bir sürekliliği var mı, yok mu? Yoksa bir devlette, bir toplumda var, başka bir toplumda yok. Bir zaman var, sonra yok şeklinde. Şimdi şu tasnifteki nakli, akli gibi hikemi ilimler, şuraya denk geliyor, dikkat ederseniz, akli ilimler, hikemi ilimler, aynı. Hikemi ilimler bu anlamda zamana, mekana, topluma göre değişmeyen bilimler olarak değerlendirilmiş Şirvani tarafından. Bir süreklilik arz ettiği düşünülmüş. Yani insanlık tarihi boyunca dedik ya, her medeniyetin, her topluluğun kendince kattığı şeyler var.
bu bilimlere, matematiğe düşünün, astronomiye düşünün, zoolojiye düşünün, botaniğe düşünün vesaire. Bütün bu bilimlere her medeniyetten katkılar var. Bu anlamda zamanın, mekanın, dinin, devletin değişimiyle ne diyor? Edyan kavramı kullanıyor. La yetebeddelu bitebeddülü düvel ve edyan. Devletlerin ve dinlerin değişimiyle değişmeyen kendi içinde bir sürekliliği var. Tabii değişmediğini düşünmek yanlış aslında ama sürekliliği vurgulamak açısından değişiyor yani. Toplumdan topluma her toplum kendi rengini veriyor aslında bu bilimlere. Nasıl İslam dünyasına gelince felsefe başka bir renge bürünüyor. Yunan'da başka bir renkteydi. Ama böyle bir baktığında da gerçekten bir süreklilik de var. Aktarılarak ard arda gelen şeyler. Burada sandalye var, buyurun. Bu anlamda böyle bir kriter esas aldığını görüyoruz Şirvani'nin. Gayri hikemi olanlarsa, yani felsefi olmayan bilimler ise dini ve gayri dini diye ayrılmış. Burada şu gayri dini kısmı biraz garip aslında. Gayri dini. Normalde burada gayri dini diye bahsettiği, ki ne var burada? İşte tıptan bahsediyor, aritmetikten bahsediyor. Aritmetik, bunlar gibi ilimlerden bahsediyor. Bu ilimler, içeride sandalye var. Bu ilimlere baktığımızda bunlar aslında genel olarak hikemi ilimlerin bir parçası. Felsefi bilimlerin bir parçası gelenekte. Ama Şirvani onları gayri dini ve gayri hikemi bir tasnif içerisine yerleştirmiş. Bu çok bana doğru bir tasnif gibi gelmedi. Gayri dini olanlardan mahmut olanlar var. Mesela işte tıp, aritmetik, bunlar övülen, elde edilmesi gereken bilimler. Niye? Çünkü insan sağlığı için yeterli. Faydası var. Pratik karşılığı var bu bilimlerin. Mezmum olanlar var. Yani yasaklanmış, yerilmiş. Ne gibi? İşte astrolojiyle ilgilenmek. Sihir, büyü, tılsım. Bunun bir sürü dalları var. Bunlarla ilgilenmek. Mubah olanları var. İster ilgilen, ister ilgilenme kısmına girebilecek şeyler. Ama dediğim gibi bu tasnifin bence yani şuranın buraya girmesi daha doğru olabilirdi. Allah'a emanet. Peki, Şirvani'nin bu tasnifini de böylece geçebiliriz. Şimdi dördüncü tasnife geldik. Dördüncü tasnif, Katip Çelebi diyor ki Şifaül Müteellim yazarının tasnifi diyor. Şifaül Müteellim, yani elem duyanın şifası, elem duyanın devası kitabının yazarı. Kim bu? Bunu bulmak için de hemen Katip Çelebi'nin Keşfüzzünun'u karıştırsanız da Şin harfine gelin. Şifa Ülmüteli kimdir? Abdüllatif el-Kudsi. Abdüllatif el-Kudsi, Kudüs'te Abdüllatif. Abdüllatif el-Kudsi, Şifa Ülmüteli fi adabil muallim vel müteallim diye bir kitap yazıyor. 1452 vefatı. Bursa'da vefat etti yanlış hatırlamıyorsam. Kendisi Zeyni tarikatını Osmanlı'ya getiren isim, Zeyni tarikatı. Zeyni tarikatı da Osmanlı'da önemli, etkili bir tarikat. Şeyi Vefa semtinde Şeyh Vefa var biliyorsunuz. Şeyh Ebul Vefa. O Zeyni tarikatının işte ikinci Beyazıt, Fatih ve ikinci Beyazıt dönemindeki en önemli ismi. Fatih ve ikinci Beyazıt döneminde Osmanlı yani coğrafyasında diyelim, özellikle İstanbul'da en etkin tarikat Zeyniye tarikatı. Buyurun, bir şey diyeyim. Şimdi bize buradan İlhan Hocam Fenerbahçe'nin makalesini yollamışlardı ama evet. Orada İbn-i Sina Şifa İbn-i Sina yazıyor. Öyle mi? Yanlış olmuş o zaman. Hocanınki yanlış olmuş. Hocanınki bir yanlış olmuş. Önce Şifa'yı görünce herhalde şey yapmış. Neyse, aman. Aramızda kalsın. Aramızda kalsın. Evet. Bu Şifaül Mütellim Abdüllatif Kudsi'nin İbn-i Sina'nın şifasının böyle bir devamı yok. Sadece eşşifa. Eşşifa. Ben de makaleyi okudum da dikkatimi çekmedi. Demek ki önce onu okumuştum, bunu sonra okudum. İyi yakalamışsın, güzel. Hocaya söyleyelim de bir daha yayınlarsa, yeni baskısı yaparsa değiştirsin.
Evet, Abdülhatip Kutsi'nin aslında ilim öğrenen ve öğretenin adabına dair yazdığı bir metin bu. Yanlış bilmiyorsam daha yayınlanmadı bu metin. Bursa'da bir yazması var. Bursa'da mıydı, İstanbul'da mıydı? Bir iki yazması var. İlgilenenler olursa ilginç bir şey olur. Abdülhatip Kutsi nasıl şey yapmış? Bizzat amaçlananlar ve bizzat amaçlanmayanlar şeklinde ilimleri ikiye ayırmış. Bizzat amaçlananlar, bizzat amaçlanmayanlar. Bizzat amaçlananları hikemi ilimler, felsefi ilimlerle eşleştirmiş. Ve bunu da ikiye ayırmış. Felsefi ilimlerin bir kısmı, tabi inanmak için bilinenler diyor. İnanmak için bilinenler, yani bilinmeye çalışılıyor. Buradaki inanç, itikat kavramı, itikat bizim anlamda, yani şeyde kullandığımız inanç, iman anlamına gelmiyor. İtikat bilmek demek. Tamam mı? Kani olmak, mutmain olmak, tam olarak bilmek. Tamam mı? Hikemi ilimlerden bir kısmı bilinmeye konu olanlar. Öyle diyelim. Bilinmeye konu olanlar veya bilinmeye konu olan şeyleri konu edinenler, çok uzun bir şey oldu, edinenler. İkincisi de bilinmeye konu olan şeyleri değil de bir eylemi, bir ameli, bir eylem için, bir amel için bilinenler. Yani şu ikinci kısımda amaç bir eylem, bu eylemi gerçekleştirmek için bir bilgi elde ediyorsunuz. İkincisinde bir eylem söz konusu değil, amaç bilmenin bizzat kendisi. Tamam mı? Sadece bilmek için biliyoruz. Bu da aslında yukarıda demin söylediğimiz nazari ve ameli'nin bir başka ifadesi. Nazari ve ameli. Bunları nasıl ayırmış peki? Şifa-ül Müteellim yazarı, şöyle yapalım, nazari ilimleri üçe ayırmış. Âlâ, evsâf ve ednâ şeklinde. Ameli ilimleri de ikiye ayırmış. Ahlâk ve siyaset şeklinde. Ahlâk ve siyaset şeklinde. Âlâ'yla kastettiği şey ilmi ilahi, evsatta kastettiği şey tabiriyat, açıkları biraz sonra, affedersin yanlış oldu, o ednaya gelecek. Evsatta kastettiği riyaziyat, burada ise tabiri. Şimdi İlhan Hoca'ya tekrar bağlanalım burada. Bunu İbn Sina'ya bağlayabiliriz tabii ki. İbn Sina'nın tasnifine yakın bir tasnif çünkü. Oradan mülhem bir tasnif. Şifa-ül Müteellim yazarınınki de oradan geliyor. Nazari ameli ayrımının filozoflar tarafından neye tekabül ettiğini üzerine biraz konuşalım ve içinde neleri barındırdığı üzerine duralım. Nazari dediğim gibi bizim şöyle tanımlayabiliriz İbn Sina'cı tanımla. Bizim eylemlerimiz sonucunda var olmayan bir varlık alanı var. Tamam mı? Bizim eylemlerimiz, ihtiyarımız, irademiz sonucunda var olmayan bir varlık alanı var. Biz onu bilmeye çalışıyoruz. İşte bu varlık alanının en altında, ednada, en aşağıda fizik dünya var. Duyularımıza konu olan fizik dünya var. Onun için en aşağıda. Çünkü bizim ilk muhatap olduğumuz şey fizik dünya. Duyularımızla, beş duyumuzla fizik dünyayla karşı karşıyayız. Cisimler var. İşte bu cisimlerin çeşitli şeyleri var, halleri var. Dolayısıyla tabiiyat dediğimiz, yani fizik bilimler bu tasnifin en altında yer alıyor. Ve amacımız bizim fizik dünyayı değiştirmek değil, fizik dünyayı anlamak. Tamam mı? Nazari olduğu için fizik dünyayı anlamaya çalışıyoruz. Cismi,
cisimden meydana gelen her şeyi, yani taşı da, bitkiyi de, hayvanı da, insanı, biyolojik yapısıyla insanı da, gök kürelerini de, tamam mı? Fizik, gök olaylarını da, meteorolojik olayları da, tamam mı? Bütün bunları anlamaya çalışıyor. Onun dışında evsat, orta kademede riyaziyat diye bir alan var. Yani bizim fizik dünyadan biraz daha soyut ama tamamen ondan soyutlanmamış bir alan. Nedir bu? Riyaziyat, spor mu? Matematik, değil mi? Matematik alanı. Niye bu ortada? Çünkü ne tam soyutlanmış ne de tam somut. Yani tam olarak tabiat dünyasına, fizik dünyaya ait de değil, tamamen âlâ mertebesinde de değil. Dış dünyada biz matematik nesneleri görebiliyor muyuz? Geometrik şekiller, sayılar, nicelikler var mı dış dünyada? Yok. Hep bir somut varlıkla iç içe vardır. İşte kare bir tahta var, üçgen bir kek var, şu var, bu var. Bir diyoruz, iki diyoruz, sayıyoruz bir şeyleri ama sayıların kendileri yok. Yani geometri ve aritmetik bir soyutlama, yani matematik nesne dünyası bir soyutlama alanı. Ama her zaman için somut dünyayla da iç içe. Tam olarak da ondan soyutlanamıyor. Onun için riyaziyat alanı, matematik alanı orta kademede yer alıyor. En üstte ise tamamen soyut. Burada gördüğünüz gibi somuttan soyuta doğru bir yükseliş var. En somuttan daha az somuta veya biraz daha soyut olarak en yukarıda da tamamen soyut olan bir varlık alanı var. Kavramlar dünyası bunun içerisinde. Kavramlar dünyası, nicelik diyoruz, nitelik diyoruz, zaman diyoruz, mekan diyoruz, kategoriler, cevher diyoruz, araz diyoruz. Bütün bunlar bir metafizik varlık alanına işaret ediyor. Bunun dışında akıl dediğimiz, ruh dediğimiz bir varlık var insanı, insan yapan şey. Bu da bedenle iç içe değil, bedene içkin değil, bedenden ayrı bir varlık alanı. Onun dışında, o bayağı ilerlemiş. Onun dışında bir de Tanrı var. Tanrı var. Tamamen gayri maddi bir varlık olarak, gayri cismani bir varlık olarak. İşte metafizik alanın ilmi ilahi veya metafizik, mabadet, tabia, bunlar eş anlamlı kullanılabilir. Nüanslar var bazen bu kavramları tercih etmeyle alakalı ama burada ilmi ilahi kavramı kullanılmış. Çünkü metafizik varlık alanının da zirvesinde Tanrı olduğu için Tanrı'yı bilmek metafiziğin de amacı. Her şeyin kaynağı olduğu için, varlık kaynağı olduğu için onu bildiğiniz zaman varlığa dair de bir genel tasarıma ve bilgiye sahip oluyoruz. Onun için böyle bir tasnif yapılmış. İşte bu gördüğünüz gibi aslında ontolojiye dayalı, yani varlıklara dayalı bir tasnif. Karşımızdaki varlıklara dayalı, onlardan hareketle yapılmış bir tasnif. Bu tasnifin kökenleri Aristoteles'e gidiyor. Aristoteles'te teorik, pratik ve poetik şeklinde üçlü bir ayrım var. Poetik şiir anlamına geliyor ama zanaatlara, mesleklere işaret etmek için kullanılıyor Aristoteles tarafından da gemicilik falan filan gibi. Ama Aristoteles'in bu üçlü ayrımı zaman içerisinde ikiye iniyor. Teorik ve pratik. Poetik kısmı unutuluyor, gidiyor. Ve Aristoteles'in eserleri üzerinden, Aristoteles'in yazdığı eserler ve sonrasındaki gelenekte onun yazmadığı alanlara dair başka bilim adamlarının yazdığı eserlerle aslında ilimler tasnifi Aristoteles'in eserleriyle özdeşleşiyor tabiri caizse. Yani eserler bir varlık alanına tekabül ediyor ve onlar da birer bilime tekabül ediyor. Aristoteles fizik alanına yazmış, fiziğin her alanında yazmış. Gökler üzerine yazmış, ondan sonra zooloji üzerine yazmış, meteoroloji üzerine yazmış. De Anima Periphysica kitabını yazmış, yani insanın bir yani canlı dünyasını incelediği bir kitabı var. De Anima olarak biliniyor Latin dünyada. Tamam mı? Bu kitaplar var. Matematik alanında yazmamış, Öklit yazmış onu. Ondan sonra Arşimet yazmış, Batlamyus yazmış vesaire. Onları tamamlamış.
metafizik alanında zaten metafizik kelimesinin kaynağı Aristoteles. Metafizik diye bir kitabı var. Orijinal adı olmasa bile metafizik. Ondan sonra pratik bilimlere geleceğiz, ameli bilimlere. Ahlak siyaset alanında zaten kitapları var. Politika kitabı yazmış. Nikomos'a oğluna ahlak kitabı yazmış. Nikomos Etik. Dolayısıyla onun eserleriyle, onun eserlerini sınıflamışlar. Milattan sonra 5. 6. yüzyıl İskenderiye'de oluyor bütün bunlar. Onun eserleri sınıflanmış. Bir hiyerarşi, ontolojik bir hiyerarşiye tabi tutulmuş. Bu ontolojik hiyerarşi ilimlerin de tasnifine bir şey olmuş, mehaz olmuş, dayanak haline gelmiş. Evet. Şey soracağım, orada da ahlak ve siyaset var ama aslında tedbir-ül menzil nerede? Onu söyleyelim. Normalde tasniflerde, şimdi burada ne yaptık? Somuttan soyuta gittik. Pratikte, yani bizim eylemlerimiz sonucunda, burada bizim eylemlerimiz yoktu. Biz bilmeye konu oluyordu, bizim bilmemize konuydu buralar. Ameli insan ne demek? Bizim ihtiyarımızla, irademizle ortaya çıkan varlık alanı. Bu varlık alanını biz bilmeye çalışacağız. Bu dış dünyada kendiliğinden yok, bizden bağımsız olarak yok. Biz ne yapacağız? Eylemde bulunduğumuz zaman ahlak diye bir şey ortaya çıkacak. Ahlak burada kişisel bir şey. İnsanın huylarıyla alakalı. Ondan sonra insan toplumsallaşacak. Toplumsallaşacak. Tek başına yaşayabilen bir canlı değil. Zoon, politikon diyor değil mi Aristoteles? Yani politik bir canlı. Politik yani parti kuran anlamında değil. Polis kelimesinden geliyor değil mi? Politika. Polis yani şehirli. Nasıl çevirmişler? Medeniyum bit taba. Tabiatı itibariyle medeni, şehirli ve politik, medeni olmuş. Çok güzel bir karşılık. Harika. Yani neredeyse 1200 yıl önce yapılmış tercümeler bugünkü kullandığımız dilden çok daha dakik, çok daha güzel. Toplumsal bir canlı olduğuna göre onun toplum içerisinde yaşaması lazım. Toplumsal hayat da ayrı bir varlık alanı ortaya çıkartıyor. Ne yapıyor? Yöneten yönetilen ilişkisi çıkıyor. Şirvani burada bahsediyor. Abdülkadir Abdüllatif el-Kudsi'yi söylememiş ama buraya genellikle tasnifte bir de tedbirul menzil, ev yönetimi diye bir bilim konulmuş. Yani kişinin kendi huyları, sosyalleşmenin, toplumsallaşmanın ilk adımı olan aile, yani anne baba, çocuk, hizmetkar, eşler, bunlar arasındaki ilişkileri düzenleyen bir bilim dalı. Bu tedbirul menzil, o İngilizce, Yunancası o ekonomikos. Yani bugün kullandığımız ekonomik kelimesinin kökeni buradan geliyor. Ve toplumsallaşmanın zirvesi şehir. Tedbirul medine veya tedbirul müdün diye de tercüme edilir. Siyaset diye de tercüme edilir. İkisi de mümkün. Birisi şehir kavramını merkeze alıyor, diğeri yönetmek, yönetilmek. Seyislikten geliyor biliyorsunuz. Siyaset kelimesi at sürücülüğü, seyis. Bildiğimiz seyis. Yani yöneten ata binmiş, tebaayı yönetiyor. Tamam mı? Gemini çekecek. Onun için bazıları bugün siyaset kelimesini bazı şeyler, siyaset bilimciler sevmiyorlar. Politika bir kullanmayı tercih ediyorlar. Çünkü politika işte şehirde vatandaşın işin içerisinde aktif olarak katıldığı, şehri birlikte yönettiği diğer vatandaşlarına bir şey ifade ediyor. Neyse, toplumsallaşmanın zirvesinde siyaset oluşturuyor. Bu anlamda böyle bir tasnif yapmışlar. Abdüllatif el-Kudsi, durun bakalım bulabilecek miyim? Tedbirul menzilden bahsediyor ama şöyle bir bahsiz var. Siyasetin bir alt dalını eğer bir dine dayanıyorsa bunların olduğunu, nedir onun adı? Şeriat ilmi, yani şer'i ilimlerin aslında bu siyaseti içerdiğini düşünüyor. Şer'i ilimlerin bu siyaseti içerdiğini düşünüyor. Eğer hem bu dünyada hem de öte dünyada halkın salahını, ıslahını, iyi durumunu hedefliyorsa siyaset, hem bu dünya hem de öte dünya, o zaman bu siyaset eşittir ulûm-u şer'iyyedir diyor. Veya ilm-u şer'iyadır diyor. Bunun da kökenleri İbn-i Sina'ya dayanıyor. Ben bu konu hakkında bir şeyler yazdım. İlgilenen olursa sonra konuşuruz.
Eğer sadece bu dünyayı bir toplumsal birlikteliği şey yapıyorsa, siyasetine de sadece bu toplumsal birlikteliğin nasıl sürdürüleceğine odaklanıyorsa, bir öte dünya fikri yoksa, buna Ahkam-ı Sultaniye diyebiliriz diyor. Ahkam-ı Sultaniye ilginç bir şey. Normalde Ahkam-ı Sultaniye direkt fıkıhla ilişkilendirilir klasik gelenekte ama burada biraz daha sanki şeyden ayırmış. Eğer belli bir topluluğun topluluğa özgünse siyaset, küçük bir gruba, ona da tedbirül menzil, ev yönetimi diyebiliriz diyerek onu böyle alt dallara ayırmış. Şimdi gelelim beşinci tasnife. Çok oyalandık, sabrınızı zorlamıyorum inşallah. Taşköprüzade'nin tasnifi, 1561'de vefat etmiş Taşköprüzade. Taşköprü'nün Sarımsak'tan sonraki en büyük şöhretli ismi Taşköprüzade. Taşköprüzade'nin dönemin çok velut yazarlarından birisi Taşköprüzade. Şerh, haşiye, küçük risaleler tarzında çokça eseri var. Bugün pek çok arkadaş çalışıyor, onların hepsini yayınlamak üzere bir takım projeler yapıyorlar. İnşallah yayınlanır, görürüz. Ama onun ilimler tasnifi anlamında bir ansiklopedisi var. Mevzuat-ı Ulum. Affedersin. Mevzuat-ı Ulum onun Türkçe tercümesi, Osmanlıca tercümesi, Arapçası Miftah-ı Saade ve Misbah-ı Siyade isimli 3 ciltlik bir Arapça ilimler sınıflaması kitabı. Oğlu Kemalettin Efendi, yanlış hatırlamıyorsam, bunu Osmanlı Türkçesine aktarıyor. Onun adı da Mevzuatül Ulum. İşte bizim ilk okumayı planladığımız metin o metindi. Mevzuatül Ulum. Onun yani Osmanlı tercümesi. Şimdi Taşköprüzade'nin tasnifi de dikkate değer bir tasnif ve orijinal bir tasnif. İbn Sina'da ve Gazali'de işaretlerini gördüğümüz bir tasnif ama böyle bütün kitabını bu tasnife göre yapan ilk isim gördüğümüz kadarıyla Taşköprüzade. Yine ontolojiden hareketle, varlıktan hareketle bir tasnif var. Nedir? Diyor ki eşyanın varlığı, eşyanın, mevcudatın varlığı 4 mertebede karşımıza çıkıyor diyor. Birincisi yazıda. İkincisi ibarede. Üçüncüsü zihinde. Dördüncüsü ayanda. Ayanda. Hat, ibare, yazı yani. Hat, ibare, zihin ve ayin. Hakiki olan, asli olan varlık ayandaki varlık. Ayandaki varlığı dış varlık olarak, dış dünyadaki varlık olarak anlayabilirsiniz. Ama dış dünyadaki varlığı fiziki varlıkla özdeşleştirmeyin. Fiziksel varlık, yani cisimle özdeşleştirmeyin. Evet. Bizim öncelikle şeyimize konu olan ayandaki varlık bu fizik dünyadır. Fizik dünyadır. Ama fizik dünya dışında da ayin olarak metafizik dünyayı da bunun içerisine katmamız lazım. Yani tanrı özellikle veya ruh meselesi söz konusu olduğunda bunlar bir zihinsel kavram değil. Yazıda veya sözde kavramlar değil bunlar. Bunlar dış gerçekliği olan şeyler. Taşköprüzade'ye ve klasik geleneğe göre. Dolayısıyla ayan sadece fizik dünyayı ifade etmiyor. Ama bizim ilk karşılaştığımız, muhatap olduğumuz varlık alanı bu varlık alanı. Ayandakinin ifade edilmesinde ilk aşama onun bir zihne aktarılması gerekiyor. Birisi tarafından idrak edilmesi lazım, anlaşılması lazım. Tamam mı? Bir tasavvur ve bir yargıya, tasdike dönüşmesi lazım. Bunun söze dökülmesi, bu sözün de yazıya dökülmesi gerekiyor. Yani üstteki alttakinin vesilesi olmuş oluyor. İfade ediliş tarzı olmuş oluyor veya açığa, kendini açığa vurma tarzı oluyor. Ayandaki varlık zihinde, zihindeki ibarede, ibaredeki de yazıda kendini açığa çıkartıyor. Tamam mı? Söz söylüyorsun, bunu yazıda somut hale getiriyorsun. Zihindekini söze döküyorsun, somutlaşıyor. Ayan zaten kendinde var. Kendinde bizatihi var olan varlık kısmını oluşturuyor. Yazıda ve ibarede, Taşköprüzade diyor ki yazıda ve ibaredeki varlık aslında mecazi bir varlık. Mecazi, gerçek bir varlık değil o. Gerçek bir varlık değil, mecazi bir varlık söz konusu.
ayandaki hakiki bir varlık, zihindeki varlığın da mecazi mi, hakiki mi olduğu konusunda ihtilaf var diyor. Zihindeki varlığı, zihindeki kavramsallaştırmalarımız, hani Platon okumuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Platon'un idelerini düşünün. Bu gerçekten böyle ayrı bir dünyada ideler mi? Eğer öyleyse o zaman ayandaki gibi olur. Kendi dış gerçeklikleri olmuş olur idelerin. Yani insanlık bizim oluşturduğumuz bir kavram mı? Yoksa dış gerçekliği olan bir şey mi? Başka bir dünyada, bir yerlerde. Yoksa Aristoteles'in dediği gibi kavramlar veya ideler şeylere içkin mi? Ve diyelim tahtalık idesi diye bir ide varsa şayet, tahtalık idesi böyle başka bir alemde değil de bu tahtanın kendisinde, bu tahtanın formunda kendini açığa çıkartıyor. Başka bir dünyaya ihtiyaç yok diyor. Aristoteles hocası Platon'u böyle eleştiriyor. Dolayısıyla zihindeki varlığın, zihindeki bir varlık, evet biz bütün idrak ettiklerimizi zihnimize alıyoruz, onları kavramsallaştırıyoruz. Bu kavramsallaştırma bir gerçek varlık mı yoksa bir mecazi varlık mı? O konuda ihtilaf var diyor. Bir de Sami Hoca burada kelamcıların zihni varlıkla ilgili uzun süre zihni varlığı kabul etmemelerinden kaynaklanan da bir probleme işaret ediyor. Filozoflar zihni varlığı kabul ediyorlar ama kelamcılar mahiyet diye bir fikre pek sıcak bakmadıkları için filozoflarla aralarındaki münazadan dolayı onun ayrıntıları ileride gelir. Zihni varlığa biraz daha soğuk bakıyorlar. Ayandaki varlığa gelince buraya kitap bu tasnife göre oluşturulmuş Miftah Mustafa'da yine biraz önceki tasniflerin bir benzeri bizzat amaçlanan ve bizzat amaçlanmayın. Bizzat amaçlanan da ikiye ayırmış. Dinden alınan, bilgisi dinden alınan ve akıldan alınan. Evet, gördüğünüz gibi döndük, dolaştık. Yine nazari ameli tasniflerine gelmiş olduk. Taş köprülerde işte gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kitabı 7 devhaya ayırmış. Miftah-ı Saadi'yi 7 devhaya ayırmış. Her bir devhada bu ilimleri tek tek asılları, furuları, aftallarıyla birlikte uzun uzadıya anlatmış. Buradaki listeyi okuduğunuzda saçma sapan pek çok şey göreceksiniz. Allah affetsin. İşte o dönemdeki yani dediğim gibi biraz uzmanlaşma, biraz da bazen hani mezhep sayılarını arttırmak için böyle mezhepler, tarihçiler uğraşırlar ya 73'e ulaştıracağız diye. Burada da biraz öyle bir şey var yani lüzumsuz yere ilimler şey yapılmış, arttırılmış. Şer'i ilimler dediği kıraat, tefsir, rivayetül hadis, dirayetül hadis, usulü din yani kelam, fıkıh ve usulü fıkıhtan oluşuyor. Onların her birinin çok ayrıntılı alt dalları var. Şeyler ise, nedir onun adı? Felsefi ilimler ise, yani akıldan alınanlar ise, nazari ameli olarak zaten onların o ayrıntılarını biliyoruz. Zaten şeyin o bölümün sonunda, Taşköprüzade'nin bu kadar uzun uzun ilimlerden bahsetmesine yönelik eleştirileri de görmüş olabilirsiniz, okuduysanız şayet. Geldikçe de bunlara kendince bir cevap vermek istiyor. Her kulun hatası olur, hatamla sev beni diyerek Taşköprüzade'yi biraz korumaya çalışıyor. Şöyle bir söz aktarmış. Kimden? Bakalım. Üstad-ül Bülaga Kadı Fazıl Abdurrahim el-Bistami İmad el-İsfahaniye demiş ki başıma bir şey geldi, senin başına gelip gelmediğini bilmiyorum, sana anlatayım demiş. Hiçbir insan yok ki bir şey yazdığı zaman bir gün bir şey yazmaya görsün ki ertesi gün şöyle demesin. Keşke daha güzel olsaydı, şunu yazsaydım,
şunu yazsam daha güzel olurdu, şunu öne alsaydım daha iyi olurdu, şunu sonrasına alsaydım daha iyi olurdu, şunu bıraksaydım ne de güzel olurdu diyerek mutlaka bir şey yazan mutlaka bu sözü ertesi gün söyler. Yani kimse yazdığını beğenmez. Her zaman her yazılan şeyin bir eksiği vardır demeye getirerek Taşköprüzade'nin de biraz çıkar, şey yapmaya, temize çıkartmaya çalışıyor. Şimdi ilimlerin mertebeleri, şerefleri vesaireye dair şeyimiz çok fazla kalmadı. Notumuz, benim notlarımda bir şey var mı? Onu okuduğunuz zaman zaten anlayacağınızı, rahatlıkla anlayacağınızı tahmin ediyorum. Arapçası olanlar metinden de takip edebilirler. Hazreti Peygamber'in zaten yani ilmin fazileti konusunda ayetler, hadisler hep sıkça tekrarlanan şeyler var. Katip Çelebi özel olarak burada Hazreti Peygamber, Muaz bin Cebel'in Hazreti Peygamber'den naklettiği bazı rivayetlerde de Muaz bin Cebel'in sözü olarak aktarılan bir sözü aktarıyor. Bunun üzerinden ilmin fazileti meselesini anlatmaya çalışıyor. Ne demiş Hazreti Peygamber? Teallemul ilim, ilmi öğrenin. Çünkü onu öğrenmek Allah içindir. Onu Allah için öğrenmek haşyettir. Haşyet. Onu talep etmek ibadettir. Müzakeresi tesbihtir. İlim yolunda araştırma yapmak cihattır. Onu bilmeyeni öğretmek sadakadır. Onu ehline sunmak yani benim şu an yaptığım kurbettir, yakınlaşmadır Allah'a. Çünkü ilim işte helalleri ve haramları tanıtır, cennet ehlinin yollarını gösterir. İlim yalnızken dosttur, gurbette arkadaştır, halvet sırasında seninle konuşandır. Darlıkta ve bollukta sana yol gösterendir, düşmanlara karşı silahtır ve dostların yanında da senin için bir süstür. Allah ilim sayesinde kavimleri yüceltir, onları hayırda öncü, imam haline getirir ve onların eserleri, yaptıkları dilden dile aktarılır. Ve onların yapıp etmelerine insanlar uyar, takip ederler. Melekler onların özelliklerini talep eder, onların özelliklerine bir tür kıpta ederler. Ve kanatlarıyla onları meshederler, okşarlar. Onlar için istiğfarda bulunur, yaş, kuru, ne varsa denizdeki balıklar, yırtıcı hayvanlar bile. Çünkü ilim kalplerin canlılığıdır cehalet karşısında, karanlık karşısında gözlerin aydınlığıdır ve kul ilim sayesinde hayırlılar menziline ulaşır ve dünyada ve ahirette en yüce mertebelere gelir. İlim konusunda, ilim alanında tefekkür oruca denktir. İlim alanında, ilim konusunda müdarese, çalışmak, müzakere etmek gece namazına denktir. İlim sayesinde şeylere, akrabalarla ilişki kurulmuş olur, sıla-i rahim yapılmış olur. Yani buna vesile olur. İlim sayesinde helaller ve haramlar tanınır, bilinir. O imamdır. Amel, yani ilim imamdır. Amel onun takipçisidir. Evet, İbn Abdilber Kitab-ı Cami'u Beyan-ı İlim'de isnadıyla nakletmiş. Dediğim gibi bazı rivayetlerde mevkuf olarak yani Muaz bin Cebel'in sözü olarak aktarılıyor. Katip Çelebi diyor ki bu tür konularda mevkuf merfu gibidir. Çünkü Muaz bin Cebel bunu kafasından söyleyemez. Bunu mutlaka Hazreti Peygamber'den duymuş olmalıdır. Evet, ilimlerin sınıflaması, değeri gayelerine göre, konularına göre genellikle yapılır. Konusu en değerli olan, en yüce olmuş olur. Kimi zaman bunlar aynı şeyde hem gayesi hem de konusu özdeş olduğu noktalar da vardır. Genellikle işte ilmi ilahi burada en yüksek yerde olur. Çünkü Tanrı'nın bilgisi, marifetullah'a ulaştıran şey.
filozof içinde geçerli, sufi açısından da geçerli. O en yüksek yerdir. Ona diğerleri, bütün bilimler ona giden yolda birer basamak oluşturuyorlar. Peki, sorunuz var mı? Yok. Tamam. Gelecek hafta dediğim gibi o şeydeki, tablodaki, içindekiler kısmındaki ilk kısımdan ilim nedir ve konusu, meseleleri, ilkeleri ve gayeleri başlıklarını tartışırız. Peki, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.